Hocam, ben sizden geçen sene Ramazan'da bir dua istedim. Senin için özel dua edeceğim dediniz. Duanız kabul oldu. 21 yıldır müptelası olduğum sigarayı 9 aydır elime almadım elhamdülillah. Kardeşler, 21 sene boyunca duman içmiş, çoluğunun çocuğunun rızkından kesmiş, zehirlenmeye vermiş. Zehir içmem lazım, benim zehirlenmem lazım demiş, zehir içmiş. Herhangi bir adam bana ekonomik krizden falan bahsettiğinde ben o adamın sigara içtiğini gördüğüm zaman sen yalancısın diyorum yüzüne. Sen yalancısın. Ya hocam niye böyle söylüyorsun? Çok sert gidiyorsun hocam. Kardeşim, bir adam günde 50 TL sigaraya verebiliyorsa bu adam ekonomik krizden bahsedemez. Hakkı yok. Hakkı yok. Aklı başında bir adam 50 TL'sini dumana ve zehirlenmeye veremez. Böyle bir rezalet olamaz. Kafire kurşun veriyorsun ya. Seni vursun diye, seni gençliğini zehirlesin diye, halkını zehirlesin diye. Böyle bir şey olamaz. Bugün ülkemizde çalışan işçiler, gerek fabrikada gerek özel sektörde çalışan işçiler, gerekse memurlar, maaşlarının 1/3'ünü kiraya ayırıyorlar. 10 gün, 30 günün 10 günü kira için çalışırlar. 30 günün 10 günü faturalar için çalışıyorlar. Kalan 30 gününün 10 gününde sigara için çalışıyorlar. Sigara. 10 gün boyunca sigara için kölelik yapıyorsun ya. 10 tane adamdan emir alıyorsun oğlum sen. Kafan çalışmıyor mu senin ya? 10 kişi sana emir veriyor sırf sigara içebilmek için. 10 gün kazandığın para sigaraya gidiyor senin. Allah'tan kork. Allah'tan kork. Hadi Resulünden utanmıyorsun. Allah'tan kork. Hem üstüne sigara dumanı sinmiş hem de akşam oturuyor rabıtasında Muhammed Aleyhisselam'ı bekliyor. Şu dervişteki almanaklığa bak. Oturuyor şeyhini bekliyor. Ruhaniyeti gelsin karşıma da konuşayım. Bana feyiz yapsın, bana dua etsin. Feyiz akıtsın. Şu dervişteki cahilliğe bak. Sigara dumanıyla sana gelir mi o be? Gelir ama sopayla gelir. Sopayla gelir. Hem de çok fena çakar. Müslümana sigara yakışmıyor. Bak bu kardeşi 21 sene sonra bırakmış. Hepinize Allah'ım şu meclise gelen ve beni canlı olarak izleyen bütün kardeşlerime şu lanetten kurtulmayı nasip et ya Rabbi. Tiksinti ver Allah'ım. Bunların kalbine tiksinti ver ya Rabbi. Amin. Şu ümmeti Allah bu pislikten kurtarsın ya. Amin. Sigarayı 9 aydır elime almadım elhamdülillah. Biraz evvel o illete verdiğim para cebimde kaldığı için bir hafıza sponsor oldum hocam. Görüyor musun ne yapıyor bak. Bir hafıza sponsor olmak ne demek? Hafız bunun verdiği parayla Kur'an'ı hıfz ettiği zaman o Kur'an'ı her okuduğunda ezberden ya da yüzünden her çalışma yaptığında sevabın bir misli bu kişiye yazacak. Bu evinde oturuyor. Akşam Fenerbahçe'nin maçını seyrediyor. Kanser olmak istiyor. Fener'in maçını seyrediyor. Ya yine mi çöp bu takım ya falan diyor. Hafız orada Kur'an tekrarı yapıyor. Bu burada Fener'e beddua ederken nerede dururken? Yazıklar olsun. Hala mahalle topçuları, hala mahalle futbolu ya falan derken hafız orada bunun verdiği parayla Kur'an öğrenmeye devam ediyor. Ve bu adamın sevap defteri yazmaya devam. Buradan kaybediyor, beddua falan ediyor ya. Buradan sol taraftan eksiliyor. Ama bir eksiliyor. Buradan hafızın okuduğu her harfe 10 sevap geliyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sizin Kur'an'dan okuduğunuz her harfe 10 sevap vardır. Dikkat edin. Ben elif, lam, mim 10 sevap demiyorum. Elif 10 sevap, lam 10 sevap, mim 10 sevaptır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani amiyana değil, aptalı anlatır gibi anlatıyor bize ya. Aptalı anlatır gibi. 3 harf okudun mu Kur'an'dan? 30 TL cepte. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Bu Kur'an'ı okumayı bilmiyorsan öğrenmek çok basit. Bir günde Kur'an öğren diye bizim oynatma listemiz var. YouTube kanalımızda. Bir günde öğrenirsin. Çok basit. Hadi nefsine gem vuramıyorsun. Şimdi bu saatten sonra öğrenmem falan zor diyorsun. Bari öğrenen birilerini yetiştir. Birilerine faydan olsun. Bir fakir fukara bul, bir talebe bul, destek ol. Sen evinde oturuyorken sevaplar yazmaya devam etsin, sağ taraftan yazsın. Sonra işin diğer boyutu var, zincirleme trafik kazası diye bir şey var kardeşler. Bu hafız diyelim ki hoca oldu. Hafızların hepsi hafız olarak kalmıyor, bazısı hafız yetiştirmeye başlıyor. Hoca oluyor. Bu senin para verdiğin, yetiştirdiğin, bu kardeşimin yetiştirdiği hafız gitti hoca oldu. Ne oluyor? Zincirleme trafik kazası. Zincirleme hayır halkası. Yetiştirdiği her hocadan buna yazmaya devam ediyor. Hocalardan bir tanesi 1000 tane hafız yetiştirse, bu bir kişi yetiştirdi ya, 1000 tane birden geliyor. Bu adama ahirette trilyarlık derler. Trilyarlık ahirette. Ya sen ne yaptın? Hangi amelleri yaptın? Kaç milyon rekat namaz kıldın da seni buraya koydular diyecek.
Ahirette arkadaşları buna, anası babası buna böyle diyor. Sen kaç milyon rekat namaz kıldın kardeş ya? Sana aşağıdan yukarıya doğru bakıyoruz. Böyle bakıyoruz sana ya. Nereden geldin sen buraya? Yok be kardeşim, sigarayı bıraktım. Kerem Hoca vardı bir tane. Tamam biraz garip konuşuyordu falan ama bana tesir etti. Sigarayı bıraktırdı bana. Oradan ben buraya geldim. Böyle diyecek. Müslüman kardeşim, Allah rızası için şu sohbetten bir ibret al ya. Rabbim o hafızın ezberlediği her harfin sevabını size de yazsın. Hocam böyle bir hayra vesile oldunuz. Şimdi olay nerede? Olay bana kadar geldi. Bu adama bu sigarayı kim bıraktırdı? Ya Rabbime hamdolsun, bizim bir duamız, bir tesirimiz, bir sohbetimiz sebebiyle bu kardeşim sigarayı bıraktı. Sevabın bir misli o hafızdan buna yazıyorken bir misli de olayın temeline gidiyor, bana yazıyor. Kaldı mı orada? Orada kaldı mı? Geriye doğru gider. Geriye doğru gider. Bu adamı kim yetiştirdi? Bu adamın hocası kim? Sadık hocam İhramcıza ve İsmail Hakkı Efendi. Bana emeği olan kim varsa, benim yetişmemde, ilim öğrenmemde, öğretmemde kim varsa emeği olan, hepsine teker teker gitmeye devam ediyor. İşte buna hayır halkası denir. Bundan daha büyük bir sermaye, bundan daha büyük bir kazanç yok. Bütün servetin kabre kadar ama bunlar ebedi hayatta. Yok olmayacak. Şöyle bir kârda olmak istemez misin Müslüman kardeşim ya? Hayatımı 3 senedir bu denli değiştirdiniz. Değiştirdiğiniz için Rabbim sizi sevsin hocam. Kardeşim Rabbim seni de sevsin. Rabbime hamdolsun sohbetlerimizi izlemişsin. İnşallah bir akşam gelirsin. Tanışırız, bir resim çekiliriz. Ben de resimde kardeşlerime anlatırım. Bak anlattığım o sigarayı bırakan, hafız yetiştiren kardeşim vardı ya diye bir resim paylaşırım. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz bereketli olsun. Bu regaib gecesinde biliyorsunuz duaların asla reddolunmayacağı 5 geceden bir tanesi de diyor Muhammed Aleyhisselam. Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri, regaib gecesi, berat gecesi. En özel gecelerden bir tanesi, evinize gittiğiniz zaman hemen bir günlük kaza namazı kılacaksınız. Hocam ne yapalım? 100 rekat kılalım mı? 200 rekat namaz kılalım mı? Hayır, hayır, hayır. Bir günlük kaza namazı kılacaksınız. Sabah öğle ikindi, akşam yatsı. Peşinden ellerinizi açacaksınız. Allah'a dua edeceksiniz. Ve bir şeyler isteyeceksiniz. Her işçinin ücret isteme hakkı vardır. Bir şeyler isteyeceksiniz Rabbinizden. Ne ihtiyacınız varsa dünyalık ya da ahiretlik bu gece Allah Teala'dan isteyin kardeşler. Rabbim hepinizden razı olsun. Hafta sonu pazar sabah namazı buluşmasında sanıyorum Ümraniye'ye gidecektik. Ümraniye'de olacağız. Orada namazımızı kılacağız. Peşinden bize çorba ikramı yapacaklar. Pazar sabahı müsait olan kardeşlerimizi Ümraniye'deki o camiye zaten ilanda paylaşırız. Bekliyorum. Sonraki salı değil, ondan sonraki salı tekrar beraberiz. 3 aylar içinde sohbetlerimiz böyle, şimdi kandiller geliyor. 2-3 kandilimiz daha var. 3 kandil daha olacak 3 ayların içinde. Bunlarda da beraber olacağız. Arada bulduğumuz her boşlukta sohbet yapacağız. Ramazan'a kadar. Ramazan girdiği anda 27. gecesi, Kadir gecesine kadar sohbetimiz olmayacak. Çünkü iftarla arasında mesafe yok. O zamana kadar, Kadir gecesine kadar işte online canlı yayınlar yaparım, dersler falan veririm. Bir şekilde sizi ilimsiz bırakmamaya çalışırım kardeşler. Allah hepinizden razı olsun. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.